أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Nadir abinin notlarında yapmak iştahası geldi. Defterimiz orada. Böyle Nadir abinin defteri sitede var. 24 numaralı defter. Bunu yazalım Nadir abi diye. Kimse bizim gibi çekmesin. Nadir abinin küçük küçük notları vardı böyle. Avuç içi kadar derslere gelirdi, bizi okurdu. Biz talebeydik. Allah Allah. O avuç içi gibi parçalarla gelirdi. Onları bir araya getirdim. Bir şekilde aldık. Doktor yanımızdaki kardeş de bunu, Allah razı olsun, deftere geçirdik. Böylelikle muhafaza ettik. Şimdi ondan yapacağız. Şimdi Nadir abimizin notundan okuyor. İyi misiniz? Rahat olun. Sır-ı Ehadiyet. O mübarek zat. Yani Nadir abiye dedim ki, Nadir abi dedim ya, bunlar nasıl oldu dedi ya. Sen dedi, ambarda aç kalan kör tavuk gibisin dedi. Öyle esirgemez. Ben diyor, Rüştü abi bunları bana ders yaparken aldığım notlar. Ama sonra ben de ekledim tabii dedi. Ben de ilk uyandıran o oldu diyor. Sen de onun yanındasın. Şimdi geliyorsun, dersten sonra ona giderdik. Sabaha ders yapardık. Sabaha. Senelerce. Konya'da bir de bir arkadaş var. İsmini vermeyeyim. O ve ben Nadir abi. O kadar kendimizi kaptırdık ki bu enfusi derste. İnanın bana, yalan söylemiyorum haşa. Yalan lafsa kafirdir. Birkaç defa oldu. Ezan okununca sabah ezanı birbirimize baktık. Biz yatsıyı kılmış mıydık? İnan bana. O Konya'da uzat. Zeytinburnu'da beraberdi de oraya taşındı. O ben Nadir abi. Sır-ı Ehadiyet. Sır nedir ben şey yapayım. Ondan sonra ehadiyet işi yaparız. Ondan sonra tabii. Şimdi 18 bin alemi makineye koy. Portakal, elma, muz, havuç bilmem ne, ne koyarsan koy. Koy onları. Koydun. Onun özünü al, suyunu al. Bir de onun, o suyun özünü al. Yani Allah'ın dışında yaratılmış olan bütün 18 bin alemin özü makineye koysak öz hayattır. Hayatın da özünü al, makineye koy. His ve şuurdur. His ve şuuru da daha hassas cihaza koy. Özünü al, akıldır. Burada bitti. Süreç bitti. Ruh nedir peki? Bunların hepsinin sabit ve müstakil zatlarıdır ve cebelidir. Ehadiyet nedir? Ustadımızın 20. mektupta söylediği gibi bir deniz yüzü komple güneşi gösterse vahidiyete, her bir damla katrede güneşin gözükmesine ehadiyet. Değil mi? Sırrı da konuştuk. Sır ehadiyet nedir? O deniz yüzündeki her bir damla güneşi gösterdiği ehadiyet. Bütün damlaların göstermesinin toplamına, güneş aynı darlığına vahidiyet. Biz ehadiyetine aynayız. Demek ki sır nedir o zaman? Bu subuti sıfatların, yedi subuti sıfatların bizdeki uyandırılmasıyla uyanması nispetindeki bütünselliği ayna olur. Orada Allah gözüküyor. Oradaki benim Rabbim, ilahım. Subuti sıfatları sayıyorum. Sem, basar, kelam, kudret, hayat, irade. Eyvallah Zübeyir'im, teşekkür ederim, sağ olasın. Kardeşler de kahve içebilir. Şimdi bir daha, subuti sıfatlar, ilim, irade, kudret, hayat, kelam, sen basar. Abim bunları karıştırır mısın? Tencerede 7 tane rengi karıştırır mısın? Karıştırdım doktorum, karıştırdım. Bir tek şey yap abim, yaptın. Onların bütünselliği ayna, bu sır. Burada gözü, bu aynada gözüken Rabbim, sırrı ehadiyet. Şimdi bakalım Nadir abi nasıl istakip etmiş. Bu burada bitmiyor. Burada bu gözükmüş, ne olmuş? Ehadiyet tecellisi hayatın külli ve cami azametli oluşu cihetinde bakılacak. Ha, bu cinlerde olmuyor. Bu Cebrail'de olmuyor. Mikail, İsrafil de olmuyor. Çünkü hepsi tektir. Hayatın temsilcisi İsrafil. Şuurun temsilcisi Mikail. Aklın temsilcisi Cebrail, ruhun temsilcisi Azrail, hepsi müstakil. İnsan işte gök, dağ, zemin tahammül edemediği akıl, kalp, ruh. Tek tek Allah'ın emanetini kaldıramaz. Dağ, gök, dağ, zemin. Gök ruhtur, misalde simgedir. Dağ dimadır,
Zemin kalptir. Dağlara verdi emaneti, alamam dedi. Zemine verdi, alamam dedi. Şeye verdi, zemine verdi, alamam. Dağa verdi, semalara verdi, hemen kaldıramam. İnsan aldı diyor. Üçünü birleştirendir insan. Birleştirme nispetinde. Dolayısıyla onlar tek tek iken bizde insan küllidir. Öyle. Bak külli ve cami. Azameti oluşu böyle bir camiyete, sır-ı ehadiyete sahip oluşundandır. Yani yedi tane sıbıtı sıfat, bütünselliği ayna oluyor. O aynada güneşin gözükmesi gibi orada taayyum ve teşahhus eden zat, Zat-ı Zülcelal. Sığmadım kainata, beni seven müminin kalbine sığdım sırrı orada. Kimi taşıyorsun? Bir misalimiz var. Otobüs şoförüsünüz ama körüklü, çok uzun. Otobüs, seyahat ettireceksiniz Mekke'de Medine'ye. İlk bineni baksanız Adem Aleyhisselam, ne hissedersiniz? Otobüse ilk bindi, önde bindi. Şoför sensin. Yani binmeyle sana şöyle diyor. Hayatımı sana emanet ettim. Sana güveniyor. Seni seviyor. Seni takdir ediyorum. Seni onaylıyorum. Ondan senin otobüsüne biniyor. Sen de memnunum, seni seviyor. Dedi, bindi. Binmeyle öyle gösteriyor. Korktuğunuz otobüse, şoföre bin şeyler alsa seyahat eder misin? Baktın Adem Aleyhisselam bindi. Ne hissedersin? Şit Aleyhisselam bindi. Nuh Aleyhisselam bindi. Davut Aleyhisselam bindi. İsa Aleyhisselam bindi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'la Hazreti Musa gibi ikisi beraber bindi. Serp peygamber, set adam. O da bindi. Ondan sonra bütün ümmetleri bindi otobüsüne. Mücedditler bindi. Bütün Müslümanlar bindi. Hatemen Nebi en son kapı o kapanacak. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam otobüsüne binse. Hepsi sana teslim. Şoförü sensin. Ne hissedersin otobüsü kullanırken? Nasıl olur? İşte bunun gibi ol. Allah'ı taşıyorsun. İman ile. İman otobüs, içinde Allah var. Onu bir yerlere götürme. Otobüsü doğru yere götür. Her yere mola verme, yakışmaz oralara. O zaman imanınla Allah'ı taşırken onu bir yerlere götürme. Sonra gücenir iner orada. Otobüsten iner ya. Hayat, cesedi insaniyi, şu hayat, karaciğer, böbrek, dağlak, tırnak, göz vesaire. Cesedi insani tecezi ve inkısam etmeyen külli yaptığı gibi hayat bu organları tek tek iken, tek parça parça iken bütün yaptığı gibi hayat insani, insan olmak da tecezi ile kainatın hayat hükmündedir. Yani latife-i insaniye, yani insan annesinden doğarsa beşerdir, kendisinden doğarsa insandır. Tabiri diğerle Şualar 208, orada 20 vecihle insan tarifi var. Hakikati ise babu insaniyettir, ismi hakkın cilvesidir. 10. sözün 11. hakikatında insan nedir? Onu bildiğin kadar hayat insaniye de bütün kainat, eflak, felek hepsi sendedir. Bölmez. Arş ile kürs, dünya ile cennet, lef-i mahfuz, alem-i misal, alem-i ana, alem-i berza hepsi bütündür sende. Bölmez, tecezi, inkısam yapmaz. Hayat ile organlarını, hücrelerini tek şeymiş gibi yapan, tek yapan hayat, insan olmak, insan. Yani latife-i insaniye inkişaf ettirmek. Barla kaçtı ya latife-i insaniye? Barla 320, 328 mi bir şeydi o. Latife-i insaniye. Orada çok şey söylüyor. O da aynı bütün kainat tecezi ve inkısam olmadan, bölünmeden, parçalanmadan aleminde seyredersin. Kalp ayna olur. Cenneti, cehennemi, arşı, kürsü, Cebrail, Mikail, İsrafil, geçmiş, geleceği hep bu kalpte seyredersin. Ayna olur. Böyle. Alem-i şehadette dolaştığın gibi kalbinde de dolaşırsın. Kalp açıldı mı? Harita. Kainatın haritası. Ruh, şeceri-i hilkatin. Kalp, kainatın haritası. Ya nasıl oluyor? Navigasyonla oluyor da. Almayı bilmiyorum. Arkadaş götürüyor gece derse, açtım nerede ne var ama karanlık. Oo sağda dere var diyorum şoföre.
Navigasyonda seyrediyor ama karanlıktayız. Sırf yolumu seyrederken navigasyonla her yeri seyrediyorum. Sağımda tepe var, bakkal var, market var. Oo, burada cami varmış ya. Sağımızda göl var, Bülent. He abi, burada göl akıyor. Abi seversin, balık da var ha burada. Elimde navigasyon. Seyahat ediyorum karanlıkta. Kalp de elinde. Navigasyona bakar gibi kalbine bakarsın, harita, her şeyi seyredersin. Kalp harita olur, latife insani de seyreden olur. Seyredersin. Ne ararsın sen bu arada? Hakikati kendinde ara. Allah'ım, senin hikmetine sual sorulmaz. Allah Resulü de vefattan önce ateşler içindeydi. Ustad da 28 defa zehirlenmiş. Nasıl bir sistem işliyor ya? Nasıl bir sistem işliyor? Anlamış değilim. Külli, cami ve azametli olarak kainatı, şeceri hilkati, hadsiz daire hayatını alarak azametli güneş gibi hem kainatın mecmunda hem efrat ve cüziyatında kainatı tecezi ve inkısam etmeyen külli ve külükmüne getirmiştir. Doktor, sen Nadir abi hizmet ettin değil mi? Çok şükür değil mi? Bak onlar kime hizmet etmiş? Yarasını değil mi? Ekmeğini, indel hacı ağzına suyu koydun değil mi? Nasip oldu değil mi? Bu adam yazmış bunlar. Nadir abi dedim, bu kardeşleri siz yoktunuz. Nadir abi, bu kardeş sana hizmet edenler, su verenler, hatta altını alanlar, bu vakıf kardeşleri dedim, unutur musun dedim. Ne bileyim böyle diyecek yani. Öyle. Cevap ne yaptı biliyor musun? Baktım ki ağlıyor. Ya. Bu akşam durumu iyi değil. Külli, cami, azametli olarak kainatı, insan, yani insan bütün kainatı aleminde, hatta şeceri hilkati. Şeceri hilkat Allah'ın dışında her şey. Kainat arştan aşağıya. Her şey. Hatta şeceri hilkati hadsiz daire hayatını alarak. Şeceri hilkati hep içine alıyorsun. Oho, Cebrail, Mikail, İsrafil, hepsini yine sohbet edebiliyorsun. Nasıl oluyor ya? Ustad diyor ki, ben diyor hayalen diyor, bizim bildiğimiz hayal değil, vefat ettim diyor, kabrime girdim diyor, Allah'ın iki diyor, iki meleği geldi diyor. Ne yaptılar peki? Doktor hatırladın mı? Ustada gelince ne yapmışlar? Hadi bakalım. Abdülmelik, hatırlayan var mı? Ustada ne yaptılar Nükemekil gelince? Kabrini genişlendirmişler. Ama benle diyor, ondan önce benle ne yaptılar diyor? Bana hesap sordular dedi mi? Benle sohbet ettiler diyor. Benimle sohbet etmeye başladılar diyor. Kabrimi diyor genişlendirdiler diyor, nurlandırdılar diyor, ısındır. Çünkü kabir dört sıfat ya, kabir mezarlık zannediyoruz. Bak, kabirin dört sıfatı var. Dar, soğuk, karanlık, kimsesiz. Kabir değil mi? Heh. Şimdi ben sana söyleyeyim, bu toplumda yaşıyor, kendini kimsesiz hissediyorsun. Yalnız. Kafan zifiri karanlık. Hiçbir şeyden emin değilsin. Panik atar. Herhalde öleceğim ya şey. Soğuk. Her şey üstü üstüme geliyor. Dar. Ha, kabir. Kabir mezarlık değil ki. O sureti. Kabir burada. Kabir burada. Müteadip defa kabre girmedik. Öyle darlandım, öyle darlandım. Öyle darlandım ki. Hadi işte. İsa Aleyhisselam'ın şeyini tekrar ettim, okumuştum. Ama darlanmıştım yani. Şimdi delmez. İsa Aleyhisselam çarmıha tam gerilecek. Şöyle dedi. Kabiri anlatmaya çalışıyorum. Ya Rabbi, beni niye yalnız bıraktın? Ben de öyle darlandım, öyle darlandım ki kıble belli değil, şey belli değil, dar. Her şey alimde. Artık kabir ya. Kabir vallahi kurtuluştur. Hiçbir şey. Ey ustadlar, ey ustadım, ey Gelani, ey İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ama usta, ey ustadım, beni niye yalnız bıraktınız? Kabir işte. Kabir. Kabir mi? Ne olur mezardan artık sıyrıl ya. Kabirin dört sıfatı var. Soğuk, yalnız, karanlık, kimsesiz. Bu dört sıfat toplum içindesin ama kimsesiz. Güneşin altındasın ama içi karanlık, olumsuzluklarla dolu. Dar, hiçbir şeyle ünsiyetin yok. Her şeyi aleyhinde zannediyorsun. Hiçbir şey seni memnun etmiyor. Ya bir kahveden memnun olamıyorsun ya. Bir teşekkür edemiyorsun eşine, dostuna. Ya eline sağlık ya. Yani
Bunun yapılması için bir insan lazım. Ya bak, elim kalkması lazım. Yani nimeti göremiyoruz ki. Görmüyor. Doyumsuz, kanaatsız, şükürsüz, memnuniyetsiz. Memnuniyetsiz asır. Edemez memnuniyet. Nerededir şu anda bu adam? Kabirde. Bir abi öyle demişti Ankara'da. Uzatıyorum ama. Kardeş dedi, biraz fazla ileri gittin dedi ya. Lan ne alakası var dedi ya. Haşir meydanı getirdin dünyaya. Sırat köprüsünü de getirdin. Bari cennet cehennemi de getirsen bu dünyada. Dedik ya, nükel mekil burada. Soru soruluyor ya. Geliyor açık saçık veya bir imkan. Memursun, doktorsun. Fırsatlar geldi. Ameliyat gerekmiyor, ameliyat yapıyorsun. Tam saf kandırabiliyorsun. Dalga geçebiliyorsun. O saf trikle dalga geçiyorsun. Bunlar hepsi. Bu fırsat. Soru bir. Ne yapacaksın? O hasta geldi. Ameliyat almamız lazım diyor. Sezeryan olacak diyor. Oysa yalan. Para alması lazım. Sen soru bir. Bu fırsat o cahil. Sana geçti. Bak kim ne yapacaksın? Soru bir. Cevap nedir? Yaptığın şeydir. Kabirde ne olacak? Yaptığını yazılı kağıdın üzerine okuyacak. Sana soru soruldu. Böyle soru soruldu. Böyle cevap verdin. Orada yeni soru yok. Yazılıyı yapar öğretmen. Bir hafta sonra gelir yüzünü okur. 7 aldın diyor. Ötekisine 1 aldın diyor. Nükel mekil bu kardeş. Bana diyor ki ya nükel mekili dünyaya getirdin dedi ya. Yetmiyor dedi. Haşir meydanını. Haşir meydan küçük bir şeyi nedir numarası? Vicdandır. Sırat köprüsünü de getirdin dedi. Artık kafayı yiyeceğim dedi ya. Sırat köprüsü de kıldan ince kılıçtan keskin ya. Birisi sünnet ise niye? Birisi itikat. İşte ya cennet cehennemi de getirseydin Hasan kardeş dedi. Dedim ki abi buyur dedi. Allah bile burada. Lan Sırat köprüsünde heyecan etmişti ya. Allah bile burada. Hem de kainata sıfatlarıyla zatıyla bende. Ne cennet cehennemi bahsediyorsun? Allah razı olsun dedi ki. Sen dedi külliyatı nasıl okuyorsun? Abi araştırarak oku. Kardeşlerle müzakere yapıyoruz. Devam. Demek ki kainatı ve şeceri-i hilkati daire-i hayatına al, navigasyon seyreder gibi bak, kışırını bırak, hakikatını al, fena, zeval, fani seyline bırak, hakikatını al, kendini inşa et. Ne dedi burada? Bu noktadan bakın bakayım, külli, cami, insan azametlidir. Böyle bir kainatı, şeceri-i hilkati, hadsiz daire hayatına al. Cebrail bende de, arş bende, kürs bende. İçine alarak azametli güneş gibi. Temmuz Ağustos'ta güneş tecelli ediyor ya. Azametli güneş, haşa. Güneş Allah'a misal. Bütün o varlıklarda hepsi bende. Bana misal. Azametli güneş gibi. Yani hayatını, güneş mevcudata nedir? Hayal edin. Büyütüyor. Sebep. Değil mi? Ağacı büyütüyor. Yeşil yaprağı bile var ediyor sebep. Büyütüyor. Koyunun tüylerini. Bana da hayat sebebi oluyor da enerji. Güneş mevcudata neyse insan da benim hayatım şeceri hilkata böyledir. Güneş gibi ol. Bu dünyaya gibi dünyanın içinde kaybolma. Fikren, hissen, duygu ve latife olarak mevcudattan çık, vücuttan çık, vücudunda Adem, güneş gibi nasıl ki mevcudatan kayyumudur, sebebidir, hayatıdır, varlığının sebebidir güneş. İşte ben de bu kainatın, şeceri hilkatın sebebi benim, kayyumu benim, zemini benim, benimle vardır, benimle anlam kazanıyor. Ben bunların hepsinin hakikati çekirdeği bende, çekirdekten ağaç çıktığı gibi bütün mevcudat benden yaratılmıştır. İşte bütün şeceri hilkatin azametli güneşi gibi ol. Hasan abi, kainat şecere gibi ya abi. Şecere-i hilkat, Peygamber Efendimiz en nurani meyvesi, en olgun kamil meyvesi. Şecere-i Hilkat'ın da en kamil meyvesi değil mi? Evet. Bugün müzakere yaptık da müzakerede üstad lemalarda şey diyor. Peygamber Efendimiz aynı dediğiniz gibi Şems gibi diyor. Evet. O kadar lazım
Yani güneşi dört şeyde kullanıyor. Bir, örnek verirken ustad bazen şemsezeli diyor. Allah'ın icraatını anlatırken haşa, Allah'ın icraatı güneşin icraatı gibi. Güneş yerine koyuyor. İki, Peygamber aleyhissalatü vesselama koyuyor. Risaletini. Risaletini. Şems. Risaleti diyor şems gibidir. Nübüvveti kamer gibidir. Risalet şems gibidir. İki, güneşi bunun yanı. İmanı güneş gibidir der. Güneş gibi iman sahipleri diyor. Dört, çok önemli. Bu en çok bana bakıyor. Yani keyif yapıyor. Hayat güneşi. Hayat da güneş gibidir. Güneş bütün mevcudata nasıl? Benim hayatım da öyle. Her şeyin kayyumu, her şeyin sebebi, her şeyin çekirdeği, her şeyin hakikati. Güneş ağacı büyüttüğü gibi benle madenler, her şey benden olmuştur. Her şey benden olmuştur. Ben şeceri hilkatın bil kuvvesiyim. Kainat bil fiildir, benim açılımımdır. Daire hayatını alarak azametli güneş gibi, hem rahmet mi? Of maşallah. Rahmet yağdırılıyor. Maşallah. Azametli güneş gibi hem kainatın mecmuunda kainatı komple içine al kendine, hem de her bir efradında, cüziyatında tecezzi ve inkısam etmeyen kül ve küllük müne getirmiştir. Yani güneş bir anda denizin yüzüne vurduğu gibi vahidiyet, ama aynı anda o vahidiyet içinde her bir damla güneş suda gözükmesi de hadiye. İnsan da böyle. Bütünde ben var olduğum gibi her cüzde ben varım. Şimdi ne kaldı şimdi? Kabir mi mesele oldu şimdi? Kabir mabir kaldı mı şimdi? Ya açtın yani, ne kabiri ya? Kainat cennet cehennemden büyüktür. Arş kainattan büyüktür. Arş-ı azam ondan büyüktür. Lef-i mahfuz ondan büyüktür. Sen ta kabu kapsinin arkasında imkan ve vücub ortasına girdin. Benim temsilcim, benim patron gitmiş yani, benim patronum, onun raiyetiyim ben. Benim adıma bir devlet başkanı Türkiye adına gidince 80 milyon temsil ediyor ya, Peygamber aleyhissalatü vesselam da bizim tabiri caizse aleyhissalatü vesselam patronumuz, bizi temsil ediyor. Kabu kaybsen, imkan ve vücub ortasına gitmiş, kimi götürmüş? Nur götürmüş, emanet götürmüş, başka? Anahtar götürmüş. Daire hayatını alarak böyle bak, külli oluyor senin hayatın. Farkı söylüyorum. Karaciğer cüzdür. Böbrek cüzdür. Mide cüzdür. Kol, bacak hepsi cüzdür. Hepsini topla, küldür. Bunları somut için kullanılır. Yani dokunduğun şeyler için denilir. Cüz ve kül. Şimdi cüzi ve külli söylüyorum. Tırnak hücresinde de DNA'da yok muyum? Tırnak hücresine, göz hücresine, saç hücresinde o DNA programda varım. Her bir DNA cüz'idir, cüz'i. Bütün o DNA'ların toplamına külli denilir. Ki ustad da diyor ki 30 senelik hayatımda, 40 senelik hayatımda, 30 senelik tahsilimde 4 kendi 4 şey öğrendim. Bir tanesi cüz, cüz'i, kül, külli. Niyet, nazar. Nedir o? Bir tanesinde somutta kullanılır, bir tanesi de soyutta kullanılır. Manevi şeylerde cüzi külli kullanılır. Maddi şeylerde, fertlerde ve genelde cüz ve kül kullanılır. İşte benim hayatım kainata hem kül, hem külli, hem cüz, hem cüziidir. Hepsinde varım, küllümen de varım. Bu işte bu notları alan Nadir abi, Mehmet baktığımız Nadir abi. İndel Hacı su verdim ise, şimdi bu akşam kim teris oldu bilmiyorum. Sema alıyor. Birisi teris oldu, ciddi birisi. Kainatın hukukunu bilen birisi. Kainatla alakadar olan kainatla ağlıyor. Alim, alemdir. Kainatın mecmuunda ve efradında, kainatın küllünde ve her bir ferdinde ismi azamla ehadiyeti gösteriyor insan. İnsan her bir davranışında Allah'ın birliğini Allah'a gösterdiği gibi, Allah adı halife ya, bir de külli tefekkür vesaire yaptığı zaman külde de gösteriyor. Eylemsel halinde cüzdür. Bu eylem külli bir şey. Mesela diyelim ki dershanede veya nurculukta bir davranış yapıyorsun, namaz kılıyorsun, senin cüzdür. Ama mescitte bu kadar kişilerle namaz kılman küldür. Senin iç aleminde o namazdaki haletin
cüzidir. Bütün insanların o haleti küllidir. Hepsi sana yazılıyor. O zaman insan kainatta güzel bir ruzname, takvim, hulasa, harita oluyor bu cihette. Hem somut hem soyut itibariyle insan. Ne, bu ders ne işime yarayacak denilirse, Furkan sorar, bu ders ne işine yarayacak? Bu ders ben kimim? Bunları öğrenerek, kendime değer katarak, farkındalığımı artırarak çöplükte harcamam kendimi. Öyle basit basit şeylerle, yok o elime geçmedi, o olmadı, gidemedim, varamadım, alamadım, evlenemedim, beceremedim. Bunun karşısında hiçbir değeri yok. Onun için mesleği de geçiyor ya. En bahtiyar odur ki dünya umurunda kazandığına mesur, kaybettiğine mahzun olmaz. O kadar vesile bilir. Yani bu dersler bizim farkındalığımızı artırmak içindir. Farkındalığımızı artırmak içindir. Fark ettiğin kadar insansın. Etmediğimiz kadar beşeriz. Bari bu şeye kadar geleyim. Kainatı mecmuunda ve efradında ismi azamla insan ismi azamla ehadiyeti gösterebiliyor. Yani sığmadım kainata, sığmadım kainata, sığdım beni seven müminin kalbine. Bir kardeşimiz ezberlemişti. Bana diyordu ki bir onu ezberleyemedin sen ya. Bak ben ezberledim dedi. Men küncem der semavati ve zemin azep küncem ve kalbi müminin. Bu neresi? Hadis-i Kutsi'nin meali olan. Bir hadis-i Kutsi meali buymuş. 129 sözler. Ne demek meali? Mealin mealini veriyorum. Ben göklere ve yere sığmadım. Ne hayrettir ki müminin kalbine sığdım. Sığarım. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı nedir fıkıh-ı ekberde? Allah sıfatlarıyla kainatta, zatıyla insanda. Çok hoş ya. İyi ki nurları tanımışız ya. Demiş yani hayata geldiğimiz. Adam olamadık ama olsun. Sevmeyi öğrendik ya. Sevilecekleri sevmekle geldiğimize değdi. Sevilmesi gerekenleri biliyoruz ya. Sevilmeyecek şeyleri de biliyoruz ya. Olsun. Adam olamadım ama olamadığımı da biliyorum ya. Onun için değdi geldiğimize. Nasıl bir adamsın ki adam olmadığını biliyorsun. Ne kadar iyi bir tarafın var ki ben kötüyüm diyebiliyorsun. Ne kadar ilmin var ki ben cahilim diyorsun. Ne kadar vücut kazandın ki ben neyim diyorsun ya. Bende ne var ki varsa da hep ondandır. İnkar etmek küfran-ı nimettir. Sahiplenmek kibir ve gururdur. Bana bir elbiseyi giydiren diyor sanatkar. Dese ne kadar güzelleştin. Yok canım ya neresi güzel ya güzellik bana mı kaldı küfran-ı nimet olur. Yok şöyle dese. Tabii canım benden daha güzel kimse var mı? Bu da ne olur? Enaniyet olur, gurur, kibir olur. Ne demesi lazım? Evet bir güzellik var ama bana ait değil. Bu elbise de gözüküyor, bu elbiseyi bana giydirene aittir. Var ama ona ait. Bende bir elbise nedir o? İman bir elbisedir, ilim bir elbisedir, haya elbisedir. Kur'an'ın mealini söylüyorum. Eşiniz diyor size elbisedir. Eş elbisedir. İman bir elbisedir, 20. söz. Kaynaklı konuşuyorum. Fikir bir elbisedir, his bir elbisedir. Hisse bir giriyorsun o dünya cennet gibi. Bir hisse giriyorsun dünya cehennem gibi. Muhabbet elbisedir, şefkat elbisedir. Aşk bir elbisedir, memnuniyet elbisedir. Çok çok özendiğim, çok çok her daim ömrümde vurguladığım elbiseyi söyleyeceğim. İmandan sonra tabii şefkatler çok yüksek de ama benim alemimde en yüksek şu vefa. İmanın kıvamıdır vefa. Vefa yani çok severim. Çok. Çok ama. En mükemmel vefa ki bize öğretmiş peygamberimiz ve Allah'tır. Allah öğretiyor da bize vefalı olun diye. Çok seviyorum vefalımı. Bana vefayı öğrettiği, yaptığı için. Evet, teneffüs bitti. Bu sır-ı ehadiyetle tevhidin hakikatını bedahet derecesinde insan gösterebiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gölgesinde kainatın hayatı, aklı, şuuru oluyor Peygamberimiz. Bak şimdi, insan sır-ı ehadiyeti etsasında ve efradında gösterebiliyor. Nasıl oluyor bu? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kainatı nurudur, güneşidir, esasıdır, aslıdır, çekirdeğidir, hulasasıdır, nurudur ya. Ne demek o? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti, hayatı güneş gibi olsa, aynadaki güneş. Aynadaki güneş ne aydır ne gayrıdır ya. Güneş midir? Evet. Nasıldır? Nasıl? Ne evet ne ayr. Ne aydır ne gayr ya. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat güneşi benim ruhumda iman ederek gözüken, o aynada gözüken onun hayatıdır.
Onun hayatıdır ki bizim hayatımızı güzelleştirmiş. İşte o sırr-ı ehadiyeti, sırr-ı ehadiyet insan ne kadar inkişaf ederse, şirk o kadar şirk, küfür, o gizli mizdiler, gizli şirk, gizli küfür hepsi yok oluyor o nispetle. Nerede söylüyor? Hayat 5. remizde, 5. remizde onu okuyayım, lemalarımı verir misin orada? Ondan sonra dersimi keseyim. Yani bu hayat dersi, enfusi ders inkişaf ede ede şu gayem şu onunla söylüyorum ve kesiyorum. Hem hayat vasıtasıyla etsai kainat insan hayatım külli güneş gibi getirdin ya, hayatını güneş gibi getir. Bütün kainat senin güneşle kıyas et. Hayat vasıtasıyla etsai kainat, kainatın cüzleri, elma, armut, kedi, köpek hepsi onun efradı hükmüne ve kainat ise nevi hükmüne geçer. Sikke-i ehadiyeti bu. Sikke-i ehadiyeti ve hatem-i samediyeti insan göstererek, yani insan sikke-i ehadiyet, sırr-ı ehadiyet, inkişaf etme nispetinde şirk ve iştirak her cihette tard eder. Şirk ve iştirak hiçbir şey olmaz. Artık Rab senden memnun, senden de ondan memnunsun. Ne onlara korku vardır ne de hüzün vardır. Ümitli bir şey. Haf ve reca ortasında. Ümitli haf, hafsız reca olmaz artık onda. Gecemiz mübarek olsun arkadaşlar. Cenab-ı Hak iki canı aziz eylesin. Bizi bize bırakmasın. Cenab-ı Hak rahmetiyle bizi muamele etsin. İştiraka amali uhreveden hissemizi ziyade eylesin. Ehl-i imandan, hasreten nur talebelerinden kim vefat etme vakti gelmişse bir gelmeyenleri de dahil ya Rabbi teris unvanıyla teris olmayı nasip eyle. İmani kamille hüsnü hatime ver. Verdir ya Rabbel alemin ve teris olmasın. Allah'ım bizi teris eyle. Allah'ım bizi şehit eyle. Ya Rabbel alemin Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmeti kendine kul ustadımıza talebi unvanıyla talebi ulum unvanı kisvesiyle, talebi ulum unvanı Risale-i Nur kisvesiyle bizi teris eyle ya Rabbi. Amin. Ve ahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha'tı ma selavat. Geceniz mübarek olsun. Selamun aleyküm.